Çocuklarda kapalı olarak uyguladığımız iki tane önemli ameliyat yöntemi var. Bunlardan bir tanesi üreteroskopik yöntemdir. Üreteroskopik yöntem dediğimiz, üreter böbrekten mesaneye inen kanalın tıbbi ismidir, üreter. Yani bu kanal içerisinden girerek yapılan işlemlere, aşağıdan idrar yolundan, idrarın çıktığı delikten girerek tersten bu yol içerisinden geçerek yapılan işlemlere üreteroskopik işlemler diyoruz. Tamamen kapalı işlemlerdir. Herhangi bir yerde kesme, dikme işlemi olmaz. İdarın çıktığı delikten bu kameralı çok ince aletlerle ki çapları aşağı yukarı 2-3 milim çapındaki cihazlardır bunlar. İdar yolundan içeriye girilir. Önce mesaneye, mesaneden böbrek kanalının içerisine, bu üreterin içerisine girip buradan böbreğin içerisine kadar ulaşmak mümkün. Ve ulaştığımız bölgedeki taşı karşımızda direkt görerek lazer taşkırma yardımıyla örneğin bu taşı küçük parçalara ayırıp vücut dışarısını almak aynı seansta mümkün. Ha, genellikle bu tür ameliyatlar sonrası içeride bir stent bırakmak gerekebilir. Bu stent dediğimiz çok ince bir plastik borucuk gibi düşünebiliriz. Bir ucu böbrek içerisinde, bir ucu mesane içerisinde, tamamen vücut içinde kalan, yani ameliyat sonrası hasta çıktığında dışarıda herhangi bir kateterin ucu gözükmeyen, vücut içinde kalan kateterlerle birkaç gün sonra ya da bir hafta sonra ya da birkaç hafta sonra duruma göre, idrar yollarının durumuna göre bu kateterleri tekrar çıkarmak üzere vücut dışarısına yapılan ameliyatlardır. Bazı durumlarda idrar yolları müsaitse eğer ameliyat sonrası böyle bir kateter stent de içeride bırakmaya gerek olmadan ameliyat sonlandırılabilir. Bütün bunlar ameliyat sırasında belli olan durumlardır. Hasta için en uygun tedavi şekli neyse o planlanır. Ona göre de hasta tedaviye alınır. Genellikle bu tür üreteroskopik tedavi olan hasta aynı gün sabah ameliyat olan hasta akşamüstü gidebilir veya gün içinde ameliyat olan bir hasta bir gün hastanede kontrolde kalıp ertesi gün taburcu edilebilir. Eğer kateter konmuşsa bir hafta sonra, 3 gün sonra, 2 hafta sonra gelin içeriden bu kateteri çıkaralım. Bu kaldığı süre içerisinde en azından böbrek uzun süre tıkalı kalmışsa, çok şişmişse böbreğin kendine gelmesi, toparlaması için de yararı olan kateterlerdir.